İlk çıkaracağımız hayvan. Biz miski diyoruz arkadaşlar bu kuşa. Siz boz dumanlı diyorsunuz. Yani her yörenin söyleyiş tarzı farklıdır. Onu da dile getiriyor. Bu da biliyorsunuz kaçak yakaladığım güvercin. Uçuracağımız. Ayrıyeten bu beyazı kaldıracağız. Başka bir kuş daha vardı ya. Bu mavi. Bu hemen kalktı zaten. Şunlar da kalktı. Mavi kalktı, buradan mis diye. Biraz poşe sallayacağım. Yükselsinler diye. Bir anda böyle 4-5 tane olunca dedim kaçak güvercin mi takıldı ne? Bakın arkadaşlar, hiçbir şey yapmadım. Direkt kalktılar. Sadece bir iki kere poşeti böyle sallıyorum. Zaten videoya herhangi bir kesme şeyi yok. Şu an ben bunu bırakayım buraya. Bir de bu kuşlar hakkında birazcık sizlerle konuşalım arkadaşlar. Şimdi örnek olarak şu an 4 tane kuş kaldırdım ya. Görüyorsunuz zaten. Bu 4 tane kuşu inmeye yakın. Mesela 15 dakika dayanıyorlarsa 12 dakikada ya da 10. dakikada bu hayvanların peşine yavru kuş da kaldırın. Neden kaldırın? Çünkü yavru kuş bıraktığınız zaman bunlarla beraber bir araya da tutulurlar ve bir arada gezmeye başlarlar. Gezdikleri zaman ise o yavru hayvan sökülür. Şu an çünkü hava yukarı. Bakın hayvanların bir keyfi yerinde, çünkü birkaç gündür uçurmuyorum. Yani diğerleri gibi böyle izletip de videoyu kapatma taraftarı değilim. Videoyu çekerken bir şeylerin anlatma derdindeyim ben. Niyetim şeyim o. Bu mavi beni şaşırttı arkadaşlar, yarım atıyor. Kaçak güvercin görüyorsunuz. Yarım. Ya bu hayvanı hiç şey yapmamışlar bakın. Konmaz da. Ben bir kuş daha kaldıracağım ya. Böyle olmaz yoksa. Şu an geri yükseliyorlar. Bunları yükseltme derdindeyim. Pazardır, kimseye rahatsızlık etme derdinde değilim. Islık çalmıyorum bilerek, poşe sallıyorum ki hayvanlar yükselsinler, açılsınlar bir. Yüksekte bir temiz ciğer alsınlar, bir hava alsınlar. Bir Mersin'i seyretsinler, Mersin'in serinliğini tatsınlar. Çünkü yarın öbür gün bu havayı arayacaklar. Çakmaklı güvercinimiz var. Onu kaldırayım dedim. Elimle fırlattım, hayvan tüyde. Direkt böyle biraz yükselsin diye birkaç tur atsın. Zaten inmeye başladılar bile. Şimdi kuşları çıkaracağım bir iki tane. Başka yere konmasınlar. İniyorlar. Bizim mavi güvercinimiz yok, kaçak. Ben bu hayvanları ön tarafa doğru çekeyim. Yavru da geldi. Gel. Az evvelki yaptığımı gördünüz arkadaşlar. Kuşlar inmeye yakın.
Direkt çakmaklı güvercini uçurdum. Dedim o da beraber onlarla beraber yükselsin. Bir iki takla atsa bile benim için kafidir. Çünkü bakın. Bu hayvan tüyde. Tüyde olduğu için var. Ağzı nasıl açılmış. Şöyle uzaklaştırayım da. Ama beyaz güvercine bakın. Herhangi bir ağzı açık değil. Niye? Çünkü o tüyünü tamamlamış. Bu çakmaklı da öyle yavru. Bu tüyde olan hayvanları niye ben inmeye yakın diyorum uçurun? Çünkü bu hayvanı zorlarsanız damlara konar. Damlara konmaması için diğer kuşları böyle uçurduğunuz zaman inmeye yakın. Bunu da uçurun ki bir iki tur atsa daha iyi olur. İşte o güvercin geldi. Konmaması gereken şeyi yaptı arkadaşlar. Diğer miski dumanlı yok. Bir tane kaçak güvercin daha var. Buraya konsun hiç problem değil. Yeter ki bu dama konsun da. Bu hayvanın ikinci uçuşu arkadaşlar. Onu da zerre dile getireyim. Zaten başta uçurduğum zaman dikkat ederseniz buradan zar zor indi. Hayvan sevgisi çok güzel ya. Maşallah o kadar mı acıktınız lan? Miski dumanlı gözükmüyor. Gel. Bakın ilk başı oraya indiği için kaçak gördü. Hayvan da sürpriz yumurta gibi ya. Bakın bir gidiyor. Kayboluyor ondan sonra geri geliyor. Gel. Gel. Mavi göstermek istiyorum. Üzeri bir gelsin de. Dumanlı da yavaş yavaş inme derdinde. Kaçak güvercin geldi arkadaşlar o mavi olan. Hayvan daha yarım atıyor. Yarım takla, bir takla. Bunu anlama geliyor. Büyük ihtimal burada sökülecek bu. O da inşallah. Diğer saraylı güvercinimiz de zaten kayboldu. Bakın mesela ben yakaladım. 2 gün sonra uçurdum. Yani bir hafta da değil. 2 gün sonra direkt uçurdum. Çünkü biz nasıl seyretelim? Ben kendi adıma konuşayım. Ben bu güvercini yakaladığım zaman Face'de gruplara bakıyorum. Mesela kimi diyor işte mavi güvercin kaybettim. Sağ ayağında yeşil bilezik var. Örnek olarak dişi, gözleri şu renk. Adama diyorum ki abi ben dedir işte şu mahalledeyim. Her hayvana diyorum şey yapıyorsan kıymetliyse değerliyse gel buyur ha. Bakıyorum paylaşan yok. Ben de diyorum 2-3 gün sonra uçurayım. En azından giderse sahibine gider. Gitmezse de demek ki başka birinin kuşudur ya da yeni gelmiş.
Katlıktan çıkmış bu hayvan. Gel, gel takip et beni. Gel. Şimdiden herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum arkadaşlar. Dedim böyle bir sizlere uçurayım. Zaten bu hayvanı da uçuracağız. Yakın zamanda bir kanat egzersizi verdikten sonra. Bakalım bu hayvan nasıl olacak. Temennim iyi olması. Artık her şeyin hayırlısı diyelim arkadaşlar. İn artık be. Gel in. Hı, şükür. Şükür inebildin. Bizim baş düşmanlarımız geliyor. Kışın yemek veriyorum, yazın vermiyorum. Gitsinler, arasınlar, bulsunlar. Kaç tane yavru kuşum öldürdü arkadaşlar. Zaten bir video da paylaşacağım. Kümese girmişler. Yavru güvercini katletmişlerdi. Sizlerden ricam beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video varsa yorum kısmında belirtirseniz sizlere güzel bir şekilde çekip aktarmaya çalışırım. Kalın sağlıcakla.